Ben de Ankara'da yaşadığım için mesela e, o posterler dediniz ya işte kendilerini astıkları. Hı hı. Mesela hep böyle Mansur Yavaş'ı tek görüyoruz. Yani CHP kimliğinden çıkmış bir şekilde sanıyorum ki. Yani onu neden öyle olur? Normal midir bu? Çok çok, çok güzel bir nokta burası. Şöyle e, buradaki mesele şu. Şimdi e, geçen dönemden baktığımızda yani 2019 seçimlerinde hı hı. E, Mansur Yavaş daha önce de 2014'te CHP'nin adayıydı. Hı. 2019'da da CHP'nin adayı oldu. E, CHP'nin Ankara'daki oyları e, tek başına bir belediye başkanı seçmeye yetmiyor taban olarak. Hı. E, bu açıdan bakınca e, CHP nasıl belediyeyi kazanabilir ee, karşı taraftan ya da şöyle söyleyeyim hani oy verme davranışlarını etkileyen ideolojik e, bir takım e, sahiplenmeler e, etkili oluyor. E, Cumhur İttifakı daha kolay anlatmak için öyle ifade ediyorum. Cumhur İttifakı tarafından ideolojik olarak oraya yakın. Yani milliyetçi muhafazakar kesimden oy almaları gerekiyor. Bu benim ifademle oy devşirmeleri gerekiyor. Mansur Yavaş'ı Aday göstermeleri ki Mansur Yavaş geçmişte de e, CHP ile ilgili çok ağır şeyler söyleyen bir e, şahsiyetti. Hatta MHP'den ayrılırken de MHP'yi sözleriyle ayrılıp gitmişti. E, mümkün değil benim CHP'ye gitmem e, demişti ama bir güç e, birileri bir şekilde Mansur Yavaş'ı oraya götürdü monte etti. Mansur Yavaş'a burada verilen göre milliyetçi muhafızakar kesimden oy devşirmesidir. Yani sen belediye başkanı ol, istiyorsun bu koltuğa oturmayı, sen koltuğa oturman karşılığında e, sen de bizim kurumumuza, bizim partimize, bizim tarafımıza karşıdan oy devşir. Güç dediniz mesela bu CHP yönetimi mi? başka güçler mi yoksa nasıl? Ya tabii ki işin ben bunu daha önceki televizyon programlarında o dönemlerde de söyledim. Benim de Ankara Büyükşehir aday olduğu dönemde söyledim. Ee, yani bu güçlerin o zaman kimler olduğunu, kimlerin yönlendirdiğini, 17-25'in olduğu dönemden bahsediyoruz. 17 Aralık 2013'te Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiği günün tarihidir yani çoğu MHP'den sürüldü, kovuldu. ...atıldı gibi bakarlar... ...hayır öyle bir şey yok... E, ...Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi... ...Parti Meclisi tarafından... ...Belediye başkan adayı olarak... ...açıklandığı günü... E, ...açıklandığı günden ya da bir gün sonra... E, ...Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Istifa, ...istifa ettiğine dair... ...dilekçesini gönderdi... ...bu 17-23... ...yani 17-25'i 17, bilenler... ...bilenler... ...Mansur Yavaş'ı 17 25ten sonra... Türkiye'de hükümet kalmayacak, hiçbir şey kalmayacak teziyle hareket edenler bu işin bana göre planlayıcıları ya da haberdar olanları hı hı. Mansur Yavaş'ı bu konuda ikna ettiler. Sen belediye başkan adayı değil, sen Ankara'nın belediye başkanısın dediler. Hı hı. Nitekim o dönemin sloganı da Ankara'nın başkanı olarak, aday olarak çıkılmadı. Hı. Bu işin belki o dönemdeki ayrı bir tarafı ama... Ee, biraz önceki soruduğunu soruyla bağlantılı olarak ifade etmek gerekirse e, Mansur Yavaş'ın görevi burada budur. Hı. Yani Mansur Yavaş'a burada bir yönetim e, alanı açılıyor. Bu yönetim alanı neyin karşılığında? E, Cumhur İttifakı Milliyetçi muhafazakar kesimden getireceği Ol. oylar karşılığında. Yani çünkü CHP'liler bu konuda çok daha stratejik düşünebiliyorlar. Yani hiç kazanamıyorsak e, böyle olsun biz de buna bir alan açalım. Ne zamana kadar? Kendi başımıza bu işi götürene kadar. Evet yani Sayın İmamoğlu'nda da bu var. İşte Sayın e, Yavaş'ta bu, da bir bu çok var. Bu birçok yerde. E, hep böyle bir, bir çok kendileri yerde işte, sanki tek başına bağımsız bir adaymış. Gölbaşı da öyle Polatlı var. da öyle evet, onu, e, ne bileyim yani birçok e, seçim bölgesinde böyle. Şurası önemli. E, Mansur Yavaş geçen dönem bu kozu kullandı. Yani Ankara'da, Ankara'nın ilçelerinde bir de Ankaralılık kartını da kullanarak, eski ülkücü olma kartını da e, kullanarak e, Ankaralılardan, milliyetçi muhafazakar kesimden şöyle o istedi. Yani ben her ne kadar CHP'den aday olsam da aslında CHP'li değilim. E, ben e, belediye başkanıyım. Ben sizin belediye başkanınız olacağım. İdeolojik olarak bu konuya yaklaşmayın. Ben partici değilim. Ben siyasetçi değilim. Ben CHP'li olmadım Bunu şeklinde. Hemen şunu sormak istiyorum çünkü bazıları var mesela milliyetçi kökenli olduklarını iddia edip ama e, hala da milliyetçi kimliğe sahip olduklarını söyleyip evet. tam da aslında sizin söylemenize istinaden evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmalarını nasıl? okumamız gerekiyor. Ya bu onların süreçte. tamamen bu kişilerin şahsiyetleriyle alakalı. Çünkü koltuk sevdası çok... diyebilirim kısaca. Kısaca so koltuk sevdası diyebilirim. Ankara ilçelerine çok fazla karşımıza çıkıyor bu durum. Yani onlara e, izah etmek istiyorum ama şurayı müsaade ederseniz hı hı. tamamlayayım. E, Mansur Yavaş geçen dönem e, Milliyetçi Muhafazakar kesimden e, sağ taraftan diyelim oy aldı. Biraz önceki söylediğim söylemlerle. Peki aynı Mansur Yavaş hakikaten dediği gibi mi durdu? Ben CHP'li değilim, ben partili değilim, ideolojik olarak bu tarafta değilim, aslında o taraftanım. Ama buradan bana alan açıldı. Ben sadece belediye başkanı olacağım, size hizmet edeceğim dedi. Ve bu şekilde de bir puan, iki puan her neyse bir bu taraftan oy aldı ve öyle belediye başkanı seçildi. Bu bir gerçek. Şimdi... Peki öyle mi oldu ee, en son e, 2023 e, Mayıs seçimlerine bakalım 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yani genel seçimlerde Mansur Yavaş gerçekten bir belediye başkanı gibi mi davrandı? Daha önceden söz verdiği e, insanlara karşı hayır öyle davranmadı Mansur Yavaş'a Ankara'da oy veren milliyetçi muhafazakar kesim sen belediye başkanlığı yap diye oy verdiler çünkü o da dedi ki ben ideolojik davranmıyorum ben CHP'li değilim dedi. Peki mayıs ayında genel seçimlerde 14 mayısta 28 mayısta bana bir Allah'ın kulu diyebilir mi ki Mansur Yavaş bir belediye başkanı gibi davrandı, genel seçimlere müdahale etmedi diyebilir mi? Genel seçimlerin ta içine girdi, CHP'nin adayı olmaya kalktı. Cumhurbaşkanı Hadder yardımcılığı Cumhur... mevzusu vardı hatta ka şeyde, kazandık kazanıyoruz, kazanıyoruz kazanacağız. Yasalarımızda böyle bir şey yok Melisa Hanım. Yasalarımızda böyle bir şey yok ama yani böyle e, yasalarda olmayan adaylıklar üretildi, milletin karşısına çıkıldı. Şu altılı masa vardı o dönemde biliyorsunuz evet. ve Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisinin cumhurbaşkanı adayıyla Türkiye genelinde gezmediği il gitmediği ilçe kalmadı e, ve o seçim akşamı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla Hı. E çıkıp seçim sonucu vermeleri şehremini denilen insanların biz belediye başkanı iki tarafta öyle oy aldı. Kimden aldı? E dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi stratejik davranarak kendi oyunu verdi. Karşıdan Bunlara oy aldırdılar ve böyle belediye başkanlığı seçildiler ama o gün akşam çıktılar. Aramızda kalsın o günkü o komedi, e, o evet. trajikomik durumu hepimiz gördük. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum artık Ankaralı uyandı. Ankaralı e, her ne kadar sizin başta söylediğiniz posterlerine e, CHP amblemini Koymasalar da veya küçücük amblemleri e, e, koyarak milleti kandırmaya çalışsalar da e, daha, bunu daha fazla gidecek şey yok. Bu kesim şu şeyi iyi bilir. E, hadisi şerifi iyi bilir. Müslüman bir delikten bir kere ısırılır. İkinci kez ısırılmaz. Çünkü, yani Ankara'daki durum bu. Hı. Herkes de bunun farkında. Hı. Mansur Yavaş bugün... Kent uzlaşısı diyeceksiniz evet, herhalde uzlaşısı öyle, öyle hissettim. Diyeceğim. Niye öyle diyeceğim çünkü az önce sorduğum soru ya ben bugün işte yayına çıkmadan önce şöyle hazırlık yaparken e, ya hep bakıyoruz şöyle DEM Parti ile olan bir kent uzlaşısı var değil mi? Doğru. Şimdi buna e, sesini çıkartmayan ama kendini milliyetçi olarak adlen, adlandıran bir kesim de var ilçeden <laughs> adaylıkları koyulan işte. Ya Bunu nasıl ayırt et, edeceğiz nasıl anlayacağız ya da onlar anlamıyorlar mı? Şimdi, bir tarafta şimdi, DEM Parti ile kent uzlaşısı yapan bir partiden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tarafta da milliyetçi olduğunu söyleyen, onu e, arkasına alıp o bir güç olarak belirterek ilçe belediye başkan adaylığı olan isimler var. Nasıl şey olacak? Onlar dediğiniz çok az bir kesim ve bunların gözüne de perde inmiş. Yani bunların hırsları akıllarının mantıklarının önüne geçmiş. Bunun başka bir izahı yok. Koltuk sevgisi mi bu sadece? Başka başka ne olabilir? Sevgiden öte sevda artık. Koltuk kara sevdası. Yani bugün gölbaşı da değerlendirmek isterim. Gölbaşında yine aynı kesimden aday olan CHP'nin aday olan şahsiyet 15 yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi kendisine o koltuğu vermişti. Buradan daha fazla elde edeceği bir şey yok. Onu da alamayacak ama. Sonuç itibariyle o koltuğu Milliyetçi Hareket Partisi 15 yıl önce vermiş. Kendisi 5 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra belediye başkanı iken bu koltuğu kaybetmiş olan bir şahsiyet. Dolayısıyla yani burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şartlar altında demle ittifak yaptığı demle birlikte hareket ettiği sadece seçimlerde bunları açıklamaları yetmez ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar hep birlikte hareket ediyorlar en son işte 6 daha ertesi gün altı şehidimizin haberinin geldiği akşamı biz mecliste bütçe çalışmalarını yapıyorduk ikinci günü de dendi ki grup başkan vekilleri kardeşim buyurun bir açıklama yapalım burada meclis milletimiz bizi izliyor bizden bir şey bekliyor en azından terörü lanetleyen birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu ifade eden bir metin yayınlayalım hem milletimizin biraz bu konuda e, acısı hafiflesin hem de bu bizim de bu konuda e, dik durduğumuzu ayakta olduğumuzu bilsinler diye bu maksatla yazılan terörü terörü lanetleme e, metnine e, HDP dem imza koymadı zaten bugüne kadar hiç böyle bir şeylerde yani PKK'nın bir temsilcisi olmanın dışında Türkiye'nin lehine hiçbir şey olmamıştır söylediklerinin de arkasında mutlaka başka hinlikler vardır buna imza atmayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir yani demle birlikte e, bu metne imza atmadılar. E, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Sadece kent uzlaşması yapsalar ne olacak? Yapmasalar ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Aynı birbirinin benzeri, benzeri değil, aynısı olarak e, bu konularda hareket ettiklerini çok e, net bir şekilde ifade etmeliyim. CHP'den aday oluyorlar ama mesela biz e, CHP'li değiliz diyen isimler de var. Yani CHP'den aday olduk ama CHP zihniyetinde değiliz diyen isimler de var. Bunlar olur. üç kağıtçı. geliyor mu bu, 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 size? Bunlar açıkça söylemek gerekirse üç kağıtçı. Yani siz gideceksiniz, CHP'nin bayrağını sallayacaksınız, CHP'nin ambleminin altına, şemsiyesinin altına girip e, orada aday olacaksınız hı hı. ve siz, bunların görevi biraz önce söyledim, karşıdan oy devşirmek. Hı hı. Yani onun karşılığında orada bulunacaksınız. CHP Ankara'da, Gölbaşı'nda seçim kazanabiliyor mu tek başına? CHP'nin bugün gölbaşını da seçim kazanabiliyor mu? Hayır. Niye e, karşı taraftan ya da MHP'nin eski belediye başkanlarını veya Cumhur İttifakı'ndan oy almasını bekledikleri insanları gösteriyorlar. Buradan oy devşirsinler hmm. diye. Bunu kendileri de biliyor. Herkes biliyor. Yani bir turu atı e, gibi e, karşı tarafa sokarak oranın seçmeninden oy devşir bir olayı. Hmm. İşte benim hep anlatmaya çalıştığım bu. Bakın e, Mansur Yavaş dün genel seçimlerde çok açık bir şekilde çıktı kendini telef etti karşı ittifakın kazanması için. Altılı masadan ayrılan Meral Hanım bugün ya da o gün orada olan kesimler ne söylüyor? altılı masayla ilgili o gün bizim söylediklerimizin aynısını hatta daha fazlasını söylüyor. Artık Türk milleti şunu demeye başladı. Ya Allah bizi korumuş bunlardan. Ya o bu masa kazansaydı ne olacaktı? Masanın en önemli bileşeni ve onun başındaki şahsiyet bugün o masayla ilgili söylediği şeyler ve birbirleriyle ilgili söyledikleri gerçekten bu milleti Allah korumuş. Şimdi mesela 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde mesela beka meselesi diyenler vardı ama yerel seçimlerin bir beka meselesi olmadığını söyleyenler de var. Şimdi Sizin söyleminize istinaden sorayım bunu. Yani yerel seçimlerin o zaman beka meselesiyle bir ilgisi yok mu? Ya da var mı? Bakın ben ben size şunu söyleyeyim. E, yerel seçimlerin Türkiye'nin ideolojik olarak özellikle e, siyaset arenasındaki geldiği nokta itibariyle bakıldığında e, tabii ki e, ye, e, yerel seçimlerin de Bugün ülkenin geleceği bekasıyla doğrudan alakalı olduğunu ifade edebilirim. Yani sonuçta yönetim dediğiniz zaman bir merkezi yönetim var bir de yerel yönetim var. Yani ülkenin bekası dediğiniz şey sadece merkezi yönetimi ilgilendirmiyor. Bu memlekette şöyle geçmişe baktığımızda e, hani... E, e, PKK boyutuyla değerlendirdiğimizde PKK'ya devlet imkanlarını devletin imkanlarını özellikle bunun altını çiziyorum bir şekilde aktaran bu yönde destek veren ne oldu yerel yönetimler oldu yani işin hani beka dediğiniz şeyin kavramın tanımını nasıl yaptığınıza bağlı ama bu doğrudan doğruya da yerel seçimlerin sonuçları bunu etkileyebiliyor ama bakın büyük karakayın. şimdi eğer biz bu memlekette PKK ve bunun uzantısı dem bu maksatla bu ülkede bölücü faaliyetlerde bulunuyor diyorsak ki mahkemede dosyalar her şey açık ortada yani siz Ankara'da kent uzlaşısını neden yaparsınız neden yaparsınız? Deme alan açmak için yaparsınız. Demediler mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizi biz oturttuk o koltuğa şeklinde oy verdik diye. Kent uzlaşısının karşılığı ne? Şimdi buraya milliyetçiyim deyip oturan arkadaşlar şunu bilmiyorlar mı? Sana oydan o, 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 karşı taraftan oy devşir diye koltuk veriyorlar. Hı hı. Koltuk veriyorlar. E deme de diyorlar ki kent uzlaşısıyla sen merak etme. Dolayısıyla bizim belediye başkanımız kazandığında ben de sana Polatlı'da, Gölbaşı'nda, Ankara'nın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde alan açacağım diyor. Şimdi sen Polatlı'da eğer Polatlı kent uzlaşısı içerisindeyse sen bu kent uzlaşısı içerisinde olan ittifakın adayıysan e, bu... E, Arka taraftan deme orada alan açmaysa sen nasıl milliyetçisin? Nasıl ülkücüyüm diyebiliyorsun? Bunu sormak lazım. Aynı şeyi Gölbaşı için soruyorum. Aynı şeyi Ankara Büyükşehir adayı için. Ben şunu diyemez miyim Melisa Hanım? Bakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Gölbaşı Belediye Başkanı adayı. Yeni Mahalle Belediye Başkan adayı. Kent uzlaşısı içerisinde. Bala Belediye Başkan adayı bu uzlaşın içinde olanlar Gölbaşı'da stratejik örtülü bir uzlaşıyla götürülmeye çalışılıyor. Orada başka eklemlemelerde yaptılar. Bir şekilde e, bu belediyeleri e, demin de desteklediği, demin doğrudan ya da dolaylı olarak içinde olduğu hı hı. E, bir yapıya aktarma girişimi var. Ben bu belediye başkan adaylarına şunu diyemez miyim bu yapının içindeki herkese e, siz Aynı zamanda demin adayısınız demin adayısınız söyleyemez miyim? Ben Gölbaşı Belediye Başkanı'na diyorum ki Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'nin de adayı MHP'nin de adayı diyorum. Peki kent uzlaşısı içerisinde olan belediye başkan adaylar resmi açıklananları söylüyorum. Hı hı. Açıklanmayanlar da işlerine kent uzlaşısı gelmediğinden dolayı stratejik davranıyorlar. Bu da işin başka bir tarafı. Yani aslında CHP'nin gösterdiği ya da aynı zamanda demin de adayı yani Polatlı Belediye Başkanı demin adayıdır. Değilim diye çıksın açıklama yapsın. Mansur Yavaş demin adayıdır. Çıksın e, açıklama yapsın. Yani demin oyları nereye gidiyor? Hı hı. Tornak anlatabiliyor lazım, muyum? Evet. Dolayısıyla bunun illa resmi kağıt üzerinde gösterilmesi değil. Yani ittifaklar var, bu millet de bunun hepsini görüyor. <laughs> yani e, demin açıklamalarına baktığınızda, e, sonuçlara baktığınızda. Böyle bir fikir yürütmek de doğrudur ama fikir yürütmenin çok daha ötesinde yapılan açıklamalar var. Yani bu anlamda bu arkadaşlarımızın sizin hmm. dediğiniz hani milliyetçiyim, muhafızakarım, mülkücüyüm evet. deyip burada yer almalarının başka bir anlamını hmm. başka bir şeyini bulmak mümkün değil. Onun için e, bunlar siyasetin de içindeler. CHP'liyiz değilse değiliz deseler de hı hı. biz Mansur Yavaş'ın ne kadar CHP'li olup olmadığını aslında CHP dik alası, CHP'liliğin dik alası olduğunu da genel seçimlerde gördük. Burada benim çağrım e, milliyetçi muhafazakar özellikle Cumhur İttifakı'na yakın o düşüncenin içerisinde olan destekleyen e, vatan, millet, bayrak, ezan ülkenin geleceğini düşünen herkesedir dir. E, burada bir daha bir bu oyuna gelmeyelim. Ben bunu e, anlatmaya çalışıyorum. E, değilse e, kent uzlaşısı demede bu şehirlerde alan açmaktır. Deme alan açmak beka e, sorunu değil mi? Hani, Bence beka sorunu işte bunu bir de 31 Mart da yerel seçimde vatandaş da gösterecek diye düşünüyorum. Çünkü bana göre evet bir beka sorunudur DEM Partisi'ne e, alan açmak. Ben öyle düşünüyorum. İşte ama burada işte vatandaşı bir şekilde e, bu kozlarla yani bu e, ben bu camianın içindenim. E, ben milliyetçiyim, ülkücüyüm, ben e, muhafazakarım diyerek e, bu kesimden oy alarak yani o çünkü buradan getirilecek oyların marjinal faydası sonuç açısından son derece önemlidir. Yani bir oyun dahi buradaki kıymeti fazladır. Dolayısıyla bu adaylara değilse Cumhuriyet Halk Partisi niye Polatlı'da o kadar düzgün CHP'de siyaset yapan bizlerinde tanıdığı Gölbaşı'nda gerçekten pırıl pırıl, ee, kazanır kazanamaz ama e, CHP'nin e, orada e, siyasetçileri var çoğu da aday aday oldu. Neden kendi insanını gösterip de vatandaşa kendisini kendi politikasını anlatarak değil de e, bir günün içerisinde iki günün içerisinde e, üç ay içinde hatta e, MHP'den e, İyi Parti'ye İyi Parti'den e, CHP'ye geçen birini aday gösteriyorlar. Tek gayeleri biz buradan oy alalım. Ama o oyu aldıktan sonra da kendi politikalarını yani şeyle demli olan e, ilişkileri sadece kent uzlaşısı bağlamında bakmak yeterli değil. Meclisteki bu uzlaşı uzun zamandır devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yani geçmişteki bu konudaki değerlendirme ve eleştirilerine baktığımızda her şey açıklığıyla çıplaklığıyla ortada. Biz geçmiş dönemde de Sayın Kılıçdaroğlu hakkında e, suç duyurusunda bulunmadık mı hakkında bu konu? da teröre destek verme konusunda fezdeki hazırlanmadı mı? Yani şimdi yeni gelen yönetim Sayın Kılıçdaroğlu'nu da aratır duruma geldi. Sayın Kılıçdaroğlu masanın altında tutuyordu. Bu ben masanın üzerine çıkaracağım Daha dedi. Nitekim çıkardı bak. da. Yani bunu artık görmemiz lazım. Şunu merak ediyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılıp CHP'den aday olan isimlerin Size partinize ihanet ettiğini düşünüyor musunuz ya da ihanete uğramış hissediyor Biz, musunuz? yani şöyle partimize her partide bu tür şeyler olabilir. Mesela partimize ihanet değil. Buradaki mesele davamıza ihanetti. Bizim davamız Türk lük davasıdır. Türk milliyetçiliği davasıdır. Ülkenin geleceğe davasıdır. Beka davasıdır. Dolayısıyla e, bunu partimize kurumsal olarak partimize bir ihanet olarak değerlendirmiyor. Ama davaya bir ihanet de, var diyorsun. Et, yani sonuç itibariyle bu dava da sadece yani bir e, MHP'li olmanın şeyi e, olarak değerlendirmek de doğru değil. Elbette bu davaya böyle sıkı sıkı bağlı olanlar bu çatının altında birleşmişlerdir. Yani e, bir kurumsal yapının, siyasi yapının üç e, temel alanı vardır. E, bunun e, birincisi doktrindir. Doktrin dediğiniz şey e, aslında sizi bir araya getiren o fikir, Alışın. ideal ee, o şeydir, o hı hı. sinsiledir. Yani belli fikir ve düşüncelere sahip olan, belli ideale sahip olan insanlar bir araya e, geliyor. O düşüncedeki insanları kim bir araya getiriyor? Kim sürüklüyor? Lider sürüklüyor. İkinci yapı liderliktir. üçüncüsü bunlar bir hiyerarşik sıralama değil aslında söylediğim. üçüncüsü de teşkilattır. Yani sizin bu yapılanmanız, işte parti yapıları vesaire. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Daha bunlar bari, bu e, fikri benimseyenlerin bir lider öncülüğünde teşkilat yapısı içerisinde hareketinden bahsediyoruz. Şimdi bu arkadaşlar bu yapı içerisinde görev almışlar ve e, buradan ayrılıp da tamamen buranın doktrinine, tamamen buranın fikrine, idealine, ülküsüne, aykırı hatta karşı duran bir kesimde eğer saf tutuyorlarsa yani bu kime ihanet etmiştir? Onu e, ülkeye ihanet gibi. etmiştir. Bu ülkenin geleceğine, bekasına ihanet etmiştir. Açık seçik bunun karşısında olanlarla aynı safta yer almanın değerlendirmesini ben bugün vatandaşlarımıza, seçmenlerimize bırak.